Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Karaca TYT IT Geometri Kampı'nın 21. haftasının 4. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Noktanın analitiğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kitabımızda sayfa numarası 203 ve 204'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım son dersimize başlayalım. Dikkatte kalmıştık. Paralel kenar için bir özelliğimiz var şimdi. Paralel kenarın köşeleri belliyse, analitik düzlemde noktalar belliyse, karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit, karşılıklı y'ler toplamları da birbirine eşittir diyoruz. Sebep, köşegenleri çizdiğimizde köşegenler birbirini ortalıyor ya paralel kenarda. Burası bak ne oldu? A ile c'nin orta noktası ya da b ile d'nin orta noktası olduğu ispatı oradan geliyor. Buradaki nokta a ile c'ye bakacak olursam x1 artı x3 bölü 2'ye y1 artı y3 bölü 2'dir. E aynı zamanda bu nokta b ve d'ye bakacak olursak x2 artı x4 bölü 2'ye y2 artı y4 bölü 2'dir. Hocam bu iki noktada aynı nokta aslında. O zaman şu x1 artı x3 bölü 2 ile x2 artı x4 bölü 2 birbirine eşitse x1 artı x3 x2 artı x4'e eşit oldu. Gerçekten karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit oldu. Aynı şey karşılıklı y'ler toplamları da geçerli oluyor mu? Oluyor. Evet, gördüğünüz üzere karşılıklı x'ler toplamı ve karşılıklı y'ler toplamı birbirine eşittir diyoruz. Büyük ihtimalle aklına kaldı. Ama bir de şunu söyleyeyim ben sana. Bu paralel kenarda geçerli dedik ya, aynı zamanda dikdörtgen, eşkenar, dörtgen, kare de paralel kenarın özel bir hali olduğu için bu saydığım konularda da yine karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit, karşılıklı y'ler toplamları birbirine eşit hikayesi geçerlidir. Tekrarlayalım. Paralel kenarda, dikdörtgende, eşkenar, dörtgende ve karede karşılıklı x'ler toplamları eşit, karşılıklı y'ler toplamları eşit. Haydi bakalım şimdi sorusuna. Örnek 31'e bakalım. ABCD paralel kenarı demiş. Hemen böyle bir paralel kenarı çiziyoruz arkadaşlar. Rastgele soruyu anlayabilmek için. A noktası eksi 2, eksi 2. B noktası 7'ye eksi 1. C noktası bilmiyorum. D noktası da 4'e 3. E hocam AB, CD yazamaz mıyız? Hayır. Sırayla AB yazdıysan bu şekilde gideceksin. Ya da ben olsam sınavda ÖSYM'de sorsam ABCD paralel kenarında AC köşegenin, yani köşegenlerinden biri AC ise derdim böyle. O zaman köşegenlerinden biri AC ise diğer köşegen de BD yapıyor. Burada ne yapacağız arkadaşım? Şuraya bir x virgül y diyelim. Paralel kenarda karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Eksi 2 artı x neye eşittir? 7 artı 4'e eşittir. 7 artı 4 11. Eksi 2'yi de öbür tarafa atınca x'i 13 olarak buluruz. Sonra karşılıklı y'ler toplamları eksi 2 artı y eşittir. Eksi 1 artı 3'den dolayı bu kaç yapıyor? 2 y'yi de 4 buluruz. Bizden x virgül y noktası isteniyor. Cevap da 13'e 4 yapmış olur arkadaşlar. Evet, 31. soruyu 13'e 4 bulduk. Geldik 32. soruya. Dörtgende orta noktalar verilmiş. Sen şunu biliyorsun. Dörtgende orta noktalar verildiğinde şunları birleştirdiğinde bu ne oluyor? Hocam paralel kenar oluyor. Sebebi ne bunun paralel kenar olmasının? Bak AC köşegenini çizersek. Hocam bununla bu birbirine paralel. Orta tabanlar. Bununla da bu paralel. Karşı kenarlar paralel oldu. Ya da şu köşegeni çizersen. Hocam şununla şu orta tabandan paralel. Bununla da bu paralel. Dolayısıyla bunlar da paralel oldu. Karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen olduğu için buradaki şeklimiz paralel kenar oldu. Madem buradaki şeklimiz paralel kenar. N'ye ben x virgül y diyecek olursam. N noktası isteniyor bizden. O zaman 1 artı 8 eşittir karşılıklı x'ler toplamı. Eksi 3 artı x'den dolayı 9. 12 mi yapıyor x? Evet, x'i 12 buluruz. Karşılıklı y'ler toplamı y artı 4 neye eşitmiş? Şu ikisinin toplamı eksi 5 artı 2'den dolayı. O zaman attık bunu bu tarafa. Eksi 7 mi yapıyor? Y de eksi 7'yi yapar. O zaman benden x virgül y noktası isteniyor. O da 12'ye eksi 7 çıkar arkadaşlar. Evet, cevabımız 12'ye eksi 7 oldu. Geldik örnek 33'e. Analitik düzlemde bir dikdörtgen verilmiş. AD uzunluğu 2 kök 5. Sonra AB uzunluğu 5 kök 5 olarak verilmiş ve burası K iken burası 4K verilmiş. Hocam K iken burası 4K. A 5K 5 kök 5'e eşitse o zaman K dediğimiz kök 5'tir. Yani burası 4 kök 5'e, burası da kök 5 yapar. Ne yapacağız? 90 derece var. 90 derece var. Pisagor'dan burayı bulup Öklit bağıntısından sonuca ulaşabiliriz. Ya da dal alfa beta'ya. Bak alfa beta alfa beta. Bu alfa beta benim için daha kolay oldu burada. Çünkü niye? Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2, bak gördün mü? Yani alfadan beta'ya geçişte kolay bir kat varsa, 1'e 2, 1'e 3 gibi katlar varsa biz alfa beta'da benzerliğini uyguluyorduk. Burada o zaman en küçük üçgenden başlayalım. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Hocam burası A iken burası 2A. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Burası da 4A mı oldu? Evet. Ve 5A uzunluğu 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı 2 kök 5'in kök 5 katına eşittir. Hocam bunların çarpımı 5 yaptı. A'yı da böyle 2 bulduk. A 2. Burası 4. Burası kaç yaptı? 8 yaptı. Sonra
Noktalar belli mi arkadaşlar? Belli. Bak burası belli. Eksi 2'ye 0 noktası yaptı. Buradaki nokta belli mi? Belli. 0'a 4 noktası yaptı. Buradaki C noktası belli mi? Değil. Eksenler olan uzaklarına bakalım. Alfa ise alfa, beta A. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 idi. O zaman burası n'ken, burası 2n'dir. N kök 5, 1, 2 kök 5 üçgeni. N kök 5, kök 5'e eşitse n'i de buradan 1 buluruz. N 1, o zaman burası da 2 yapar. Şimdi C noktası belli mi? Belli. Kaça kaç? 8, 10'a 1 birim aşağıda eksi 1 yaptı arkadaşlar. B noktasını da yine aynı şekilde buluruz. Şuradan dik çizip alfa beta'dan dolayı bulabiliriz. Ya da artık gerek yok. 3 köşesi belli ya. Karşısında x'ler toplamları. Şunun da şunun toplamı. Bak. Bununla bunun toplamı. Karşısında x'ler toplamı kaç yaptı? 8. Burada da x virgül y diyelim buraya. Karşısında x'ler toplamı da x yaptı. X'i 8 bulduk. Karşısında y'ler toplamına bakalım şimdi. Eksi 1 artı 0. Eksi 1. Karşısında y'ler toplamı da y artı 4 mi yaptı? Evet. Y'yi de kaç buluruz? Eksi 5 buluruz. O zaman x virgül y noktası isteniliyor bizden. Dolayısıyla cevabımız 8'e eksi 5 yapar. Evet, cevap böylelikle 8'e eksi 5 yaptı. 33. soru, görüyorsunuz dikdörtgen sorusunda bu şekilde çözebiliyoruz. Evet, geldik şöyle bir dikkate. Ağırlık merkezi koordinatına geldik arkadaşlar. Ağırlık merkezi koordinatı köşeleri A, B, C olan bir noktanın ağırlık merkezi koordinatı apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali, ordinatlar toplamının da 3'e bölünmüş hali. Çok kolay, akılda kalır. Hocam akılda kalmazsa ne yapacağız? Kendim bulacağım. Nasıl bulacağım? Bir eski bilgilerini kullanacaksın. Ağırlık merkezi dediğimiz hop kenar ortay doğrusu üzerindedir. Şurası da G ya. Hocam öncelikli olarak buradaki noktayı bulurum. A, B, C'ler belli ya. B ve C'nin orta noktasından. Sonra K'ya 2K olduğu için oran orantı yöntemiyle de G noktasını bulursun. Atıyorum 3K'da şu kadar artmışsa 2K'da bu kadar artar. Ya da azalır hikayesi şeklinde buluyorduk gençler, değil mi? Ama gerçekten ağırlık merkezi kolay. Apsisleri topla 3'e böl, ordinatları topla 3'e böl. Bitti. Örnek 34'e bakalım. A, B, C noktası verilmiş. G ağırlık merkezi verilmiş. Arkadaşlar direkt 3 artı eksi 2 artı x bölü 3'e ağırlık merkezi, y artı 4 ek artı eksi 1 bölü 3 ağırlık merkezi verecektir bana. Yani 1'e 2 noktası. E o zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 1 artı x bölü 3'e, burası da y artı 3 bölü 3 yaptı. İşte bu 1'e 2'ymiş. Hocam 1 artı x bölü 3 eşittir 1 ise o zaman 1 artı x eşittir 3 yapar. X de buradan kaç yapar? 2 yapar. Sonra y artı 3 bölü 3 de eşittir 2 ise y artı 3 eşittir 6 yapar. Y'yi de buradan 3 buluruz. Bizden ne isteniyor? X artı y isteniyor. X artı y de 2 artı 3'ten kaç yapacaktır? Direkt 5 yapacaktır. Kolay, rahat bir şekilde yaparsınız yani. Ağırlık merkezi gerçekten sıkıntısız yapabileceğiniz konulardan biridir arkadaşım. Evet, cevap 5 yaptı. Geldik şuraya. Analitik düzlemde köşe koordinatları verilen bir üçgenin alanı istenildiği zaman ne yapacakmışsınız? Bir formül var. Formül var ama genelde ÖSYM formülsüz şeklini soruyor. Şimdi analitik düzlemde noktalar verilmişse eksenleri olan uzaklarına, hani bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenleri olan uzaklarına bakın diyoruz ya, o bilgiyi kullanaraktan. Sonuçta eksene olan uzakları bazen yükseklik olabiliyor. Üçgenin yüksekliği olabiliyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşabiliyorsunuz. Formülümüz var mı? Var. Ama formülsüz de yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirmişsiniz? Üçgen bilgisiyle yapabilmişsiniz. O yüzden ilk etapta böyle alan sorulduğunda bu şekilde formülsüz yapılabilecek sorulara şöyle bir bakalım. Mesela böyle bir dörtgen verildi. Bu dörtgenin alanı soruldu. Hocam iki tane üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı dik üçgen alanı. Bu üçgenin alanında da yalnız hiçbir taban uzunluğu yok. Tabana ait yüksekliği bulmak zor olur. E dörtgeni bu köşegeni boyunca kesip de iki üçgen yapacağıma, şu köşegeni boyunca kesip de iki üçgen yapsam daha sağlıklı olmaz mı? Yani şu üçgenin alanı artı mavi üçgenin alanı desem daha sağlıklı olmaz mı? Olur. E şimdi burada 3'e 5'i kullanacağız. Hocam burası 3, burası 5, değil mi? Yani şuradaki nokta olarak 3 dik. Buradaki de nokta olarak 5. E hocam burası 5 ise yükseklik 5 yaptı. Burası 3 ise burası 3. Dikdörtgenden burası da 3 yaptı. A sarı üçgenin alanı tabanımız kaç? 2. Yüksekliğimiz kaç? 3. 2 çarpı 3 bölü 2 artı mavi üçgende tabanımız kaç? 6. Yüksekliğimiz kaç? 5. 6 çarpı 5 bölü 2. Yani 3 artı 15 isteniyor bizden. Cevap da kaç yapar? 18 yapar. İşte olay bu. Yani taban, yani alan sorusu. En bildiğimiz alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte burada da uygulanabiliyor arkadaşlar. Yani formülsüz olan kısmı genelde ÖSYM soruyu, haberiniz olsun. Formülde zaten biraz sonra göreceğiz. Evet, formülsüz bu şekilde yapılabilir. Ya da bak şöyle bir şey verilmiş. Buradaki verilen bilgilere bakalım. Hocam burası 3. 6 ile 3 arası. Burası da 3. Hocam burası 4. Burası 4. Aa,
Kenarortay kenarortay anımsattı. Bak sınavda da çıkmış bir sorudur bu. Benzeri bir soru. Hocam kenarortay kenarortay. E o zaman şöyle bir üçgen oluştursam ağırlık merkezi olmaz mı burası? Ağırlık merkezi alan ilişkisi de hop şunu şöyle bölersem 6 eşit parçaya bölünmüyor mu? Bölünüyor. E o zaman ben 6A'yı bulabilirim. 6A alanı neye eşit? Dik üçgenin alanına eşit. Yani 6 çarpı 8 bölü 2'ye eşit. E o zaman 6'lar sadeleşsin. A da 8 bölü 2'den kaç çıkar? 4 çıkar. Zaten bizden o isteniliyor. Cevap 4. İşte bak eski bilgileri atıfta bulunup şu şekilde çözüme ulaşabiliyoruz. E hocam nokta verilirse ne yapacağız? Formülü var. Ama formülsüz yapacağız. Hadi yapalım bakalım. Analitik düzlemde ABC noktalarının oluşturduğu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş 3 nokta verildiği zaman formül var. Biraz sonra formülü vereceğiz. Hatta formül de böyle bir garip formül ama formülsüz de yapılabiliyor. Nasıl? Analitik düzlem çizilerek. Özellikle ve özellikle 3 tane nokta verildiğinde arkadaşlar. 3 tane noktanın herhangi ikisinin apsisleri aynıysa ya da ordinatları aynıysa analitik düzlem çiz. Bak burada ordinatları aynı olan 2 tane nokta var. E ordinatlar aynı olunca ne oluyor? Mesela çizdik. Atıyorum ordinatı bir tanesinin şu. Bir tanesinin de bu şöyle geldiğin zaman. A böyle olunca şuradaki uzunluk belli. X eksende paralel oluyor. Üçüncü köşede şuradaysa mesela tabanına ait yüksekliği de bulursun. Apsileri böyle şey yapacak olursan. E hatta apsileri aynı olduğu zaman da aynı şeyi söyleyebiliriz. Apsileri aynı olduğunda şöyle geldin. Bir apsis burada böyle geldin bir apsis burada. ABC üçgeni mesela bir kenarı burada öbür kenarı burada öbür kenarı burada. Bak bu uzunluk belli apsileri aynıysa. Y eksenine paralel olduğu için şu uzunluğu bulursun. Sonra buradan da bu yüksekliği bulursun. Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi kullanırsın. Peki hocam bu 3 noktanın bak bu 3 noktanın herhangi bir 2 tane apsisi ya da 2 tane ordinatı yoksa hiç fark etmez. Analitik düzlemi yine çiz. Şöyle bir üçgen olacak ya. Bu üçgenin alanı isteniliyorsa bu analitik düzlem aslında birim karelerde oluşturuluyor ya. Buna ait en küçük dikdörtgeni çizersin böyle. Hocam büyük dikdörtgenin alanından şu üçgenin alanını, bu üçgenin alanı ve bu üçgenin alanı çıkartarak yine buraya ulaşırız. Yani yine formüle gerek var mı? Yok. ÖSYM zaten formülü sormuyor genelde. O yüzden bana kalırsa formülü ezberlemenize gerek yok. E formülü ezberlememize gerek yoksa bu şekilde de yani düşünebiliriz. En kötü ihtimal üçgeni en küçük bir dikdörtgen içerisine alıp dikdörtgenin alanından üçgenlerin alanını çıkartarak sonuca ulaşabilirsiniz. Çok özel durumlarda formüle ihtiyaç duyabiliyoruz. Peki burada ne yapacağız? Burada noktalar verilmiş analitik düzlemi çizelim bakalım. Analitik düzlemde bir tane noktamız 1'e 2. Hocam 1'e 2'yi şöyle gösterdim. Ondan sonra eksi 3'e 4. Eksi 3'e 4'ü şöyle gösterdim. Sonra öbür nokta ne? Öbür nokta da şu eksi 5'e 2. Eksi 5'e 2'yi de şöyle gösterdim. Bak noktaları gösterelim. Burası kaçtı? Şunu şöyle düzgünce çizeyim. Şöyle çizeyim. Ha, şöyle çizeyim. Bu niye oğlum böyle yapıyorsun? Ha, şöyle yaptık. Şimdi buradaki nokta kaçtı? 1'e 2. Buradaki nokta neydi? Eksi 3'e 4. Buradaki nokta neydi? Eksi 5'e 2. E hocam benden bu üçgenin alanı isteniyor. Bak şu üçgenin alanı isteniyor. Bitti gitti kardeşim. Şurada taban. Burası 1. Burası eksi 5 değil mi? Taban uzunluğu 5 burada 1 burada 6. Tabanımız 6 yaptı. Yüksekliği bulacağım. Eksi 3'e 4 ya. Ordinatı 4. Bunun ordinatı 2. 4 ile 2 arası değil mi yükseklikte? Evet. Yani 2 birim burası. A. Üçgenin alanı 6 çarpı 2 bölü 2. Direkt 6'ya eşit midir? Evet. Bitti gitti arkadaşlar. Analitik düzlemi çiz. Olay bitsin. Genelde de ÖSYM ne yapar? Böyle herhangi ikisinin apsisi aynı. Herhangi ikisinin ordinatı aynı olacak şekilde sorar. Peki hocam. Ya böyle analitik düzlem çizerek yapılan sorular böyle çok zor bir soru olarak karşımıza çıkarsa. O zaman ne yapacağız? O zaman formül var. Formülde arkadaşlar normalde şöyle. 1 bölü 2 hani x1 y1 x2 y2 x3 y3 ise 1 bölü 2 mutlak değer içerisinde çünkü alan negatif olamaz. x1 y2 x2 y3 x3 y1 y1 x2 y2 x3 y3 x1'leri de bunları da çıkartıyoruz. Hocam bu ezberlenir mi? O yüzden şöyle yapıyorsun. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3'ye yan yana yazıyorsun. En üstte yazdığını bir daha yazıyorsun. Şu şekilde çaprazların çarpımı. Bak X1, Y2, X2, Y3, X3, Y3 bunların toplamı buradakilerinde şu taraftaki çaprazlarında eksiyle çarpmışsın toplamı. Eksi Y1, X2, eksi Y2, X3, eksi Y3, X1 deyip ondan sonra sonuca ulaşıyorsun. İşte ben buradaki çarpımlara A demişim. Buradaki çarpımlara B demişim. Mutlak değer içinde A, X, B demişim. Fark etmez.
şu çaprazlar artı, bu çaprazlar eksiyle çarpılmışlarını yazıyorsun. Sonra mutlak değer için alıyorsun. Bir de başında da 1 bölü 2 var. Mesela bu soruyu da öyle yapalım. Bak herhangi ikisinin apsisi ya da ordinatı aynı değil burada gördüğünüz üzere. O yüzden bu tür soruları formülle yapmak daha mantıklı olur. Alan verilmiş 2. O zaman ne yapacağız? 2 alanı ne eşit? 1 bölü 2 şu. Hocam 1'e 2'yi yazdık. Bak dikkat, 1'e 2'yi yazdık. Eksi 3'e 4'ü yazdık. 5'e y'yi yazdık. En üstte yazdığımızı bir daha yazıyoruz. 1'e 2'yi yazdık. Sonra çapraz. Şu şekilde. Hocam şu, şu, şu. Hadi yazalım bakalım. 2, ya 1 bölü 2'yi de buraya atalım. 4 eşittir mutlak değer içerisinde. 1 kere 4, 4. Eksi 3y. 5 kere 2, 10. Artı 10. Sonra bu taraftakileri çarparken şöyle 2 kere bir de bunu eksiyle çarpıyorsun. Bu ikisini çarpma. Eksi 6 eksiyle çarptın. Artı 6. Artı 20 bir de eksiyle çarpıyorsun. Eksi 20. Şu da artı y bir de eksiyle çarpıyorsun. Eksi y yaptı arkadaşlar. İşte bu. Formül dediğimizde kolay. Noktaları yaz. En üsttekini bir daha yaz. Çapraz böyle. Yalnız bu taraftakileri çarparken eksiyle çarpıyorsun sadece. Bunu da unutma. Sonra mutlak değer içinde topluyorsun. Tabii başında 1 bölü 2'si de var. Yani buradan 4 eşittir. Bu kaç yaptı? 16. 16, 20. Bu da 20 götürdü. Burası eksi 4y yaptı. Mutlak değer eksi 4y aslında neye eşittir arkadaşlar? 4 eşittir. 4 mutlak değer y'ye mi eşittir? Evet. Şunlar şunlar gitti. Mutlak değer y eşittir 1 çıktı. O zaman y ya 1'dir ya da nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Y'nin alabileceği değerler çarpımı isteniyor bizden. 1 ile eksi 1'in çarpımı isteniyor. Cevap da böylelikle eksi 1 yapar. Örnek 38'de eksi 1 bulduk. Ve böylelikle bu haftayı bitirdik gençler. Nokta analitiği bitti. Ama şahane sorular çözdük. Gerçekten çok güzel sorular çözdük. Hatta şöyle kendimi şöyle büyüteyim. Gerçekten böyle analitik geometriyi de yeni nesile çevirmiş sorularını gösterdim. Ama yeni nesil soruların eski nesile nasıl olduğunu da gösterdim. İşte genelde analitik geometri klasik bir şekilde anlatılır. Ama yeni nesile de nasıl evrileceğini de çok güzel bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Şimdi noktanın analitiğini hallettik. Sırada ne var? Doğru analitiği var. Her sene nokta analitiğiyle ilgili çok güzel soru ÖSYM soruyor. Doğru analitiğiyle de ilgili zaten soru geliyor. Analitikten zaten toplamda 4 ya da 5 tane soru gelebilir karşımıza. Önemli bir konudayız. Lütfen gerekli önemi bu konuya lütfen ama lütfen verin. Evet, bu haftayı bitirdik. 21. haftayı. Bir sonraki hafta 22 ve 23'ü birleştireceğim bir sonraki haftada. 22 ve 23. haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.